Arkadaşlar yeniden dersimize hoş geldiniz. Bugün atölye dersimizde konumuz elle bükme yapmak. Yani konuya bir giriş yapmak istiyorum. Şu arkadaşı bir alayım da. Şu daha geldi Serkan Kök. Serkan numaran kaç? Aleykümselam, hoş geldin. Sabah niye yoktun? 229. Okul bitti diyor ha? Değil mi? Merhaba, merhaba, hoş geldin. He? Bir giriş yapalım mı derse? Sabahki gelmeyenler için zaten konumuz aynı. Teknoloji dersiyle konularımız aynı. Atölyenin teknoloji dersi bir gidiyor zaten, biliyorsunuz. O yüzden ben bir giriş yapmak istiyorum derse. Geldi mi resim? Geldi, güzel. Şimdi elle bükme yapmak. Ben size konuyu şöyle ben size anlatmak istiyorum. Benim size hani 200 milimetre çapında bir tane lama demiri verdiğimi düşünün. Tam ortasından ikiye bölün. Bunu 90 derece bükün gelin diyorum. Siz de gidiyorsunuz. Atölyeye, mengeneye bağlıyorsunuz tam orta kısmının ortasından. Çekişle vura vura onu 90 derece büküyorsunuz, bana getiriyorsunuz. Anlaşıldı mı? Hani konu bu şekilde. Şimdi ben tabii ki şu anda konunun ben size tanımıyla konuya giriş yapmak istiyorum. Eğme bükmeyle girmek istiyorum konuya. Isı ile veya ısı yardımı olmadan, taraş kaldırmadan yapılan bir biçimlendirme işlemidir. Burada gerecin bir kısmı mümkün olduğu kadar kestiğini koruyarak ilk konumundan başka bir konuma geçer. Metal gereçleri istenilen şekilde ve açı altında bükmek için kullanılan çok çeşitli makineler olmakla birlikte bu işlem bazen basit el takımları yardımıyla veya bu takımları kullanmadan kuvvet uygulanmasıyla da yapılabilir. Elle bükmenin tanımına devam ediyorum. Metal parçaların kalıcı biçim değişimine, plastik şekil değişimine yani uğrayacak şekilde eğme kuvveti altında şekil değiştirmesine bükme denir. Arkadaşlar şekli görüyorsunuz değil mi? Mengeneye bağlanmış bir parçamız var. Parçayı istenilen derecede çekiç yardımıyla bükme gerçekleşiyor. Evet. Eğme bükmenin gereği ve üreme. İş parçalarının tasarlanmasında ve üretilmesinde değişik işlemler uygulanabilir. Bunlar markalama, kesme, delme, kaynak ve benzeri. Bu işlemlerden biri de bükme işlemidir. Sazların içi dolu malzemelerin ve boru profillerin eğme bükme işlemlerini çelik eşya, dekoratif demircilik, makine imalat, çelik yapı gibi birçok sektörde görmekteyiz. Bükme işlem, iş parçası değişik şekillerde üretmek ve ince sacları şekle bağlı olarak dayanım kaldırmak amacı ile yapılır. Eğme bükme bölgesindeki değişimlerin ve tarafsız nötr eksenin tanımı. Bükme esnasında iş parçasının dış kuvvete çekme kuvvetleri etkisiyle uzar. İç yüzey basma kuvvetleri etkisiyle kısalır. İkisinin arasında bulunan bir merkez eksen ise sabit kalır. Uzama veya kısalma meydana gelmez. Bu uzama veya kısalmanın olmadığı eksen nötr eksen adını alır. Çekme ve basma bölgesindeki değişim görülmektedir. Şekli gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Zaten sabahkileri bunları gördük yani. Bunları işledik sabahkilere.
Evet. Mengenede eğme bükme yöntemleri. Mengenelerde eğme bükme işlemi çekiç, tokmak ve yardım yarasadan yanarak gerçekleştirilir. Aşağıdaki mengenede yapılan bükme yöntemlerine ait örnekleri görecek ve uygulayacaksınız. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Mengeneye bağlanmış bir tane lama demir, tokmak yardımıyla istenilen derecede büküm, eğme büküm yapılıyor. Bir de kılıcına bükmeyi anlatmak istiyorum size. Ondan sonra dersimize son vereceğim. Malzemenin kılıcına bükülmesi genellikle lama malzemeler için kullanılan bir tabirdir. Lama malzemeleri dikdörtgen kesit olup nötr eksenini dikkat aldığımızda hangi tarafa daha kolay bükme yapabileceğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Nötr eksenden kenara yakın kısma doğru büküm yapmak için daha az kuvvet uygulanırken şekil 1.15'te nötr eksenden uzak olan kenar bükmek için daha çok kuvvet uygulamak gerekir. O da şekil 1.16'da gözüküyor arkadaşlar. Kılıcına bükme işi diğer bükme işlerinde olduğu gibi çekiçli makinelerde ve kalıplarda yapılabilmektedir. Kılıcına bükmeyi ister makinede ister çekiçle yapalım. Bükülen tarafta kesit kalınlaşırken dış tarafta kesitte inceleme meydana gelir. Çekiç ile kılıcına bükme şekil 1.17'de görülmektedir. Şekli gördünüz değil mi arkadaşlar? Evet gençler dersimiz bu kadar. Şuradan bir çıkayım. Üç hafta diyebiliyorum ben. Şubat 15. Evet. Buna yana açayım. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Anlatın bana. Bir yere gidemiyorsunuz. Aynen. Evet. Doğru söylüyorsun. İnşallah şu hasar bitseydi ya. Anlıyorlar evet. Evet. Biz de işte berbere de gidemiyorum be. Anladım. Makine yok mu? Makineyle kes. Aslında kessene saçınız kuvvetli olur, güçlü olur lan. Dökülmez yani ileride. İleride dökülmez saçlarınız. Niye? Bu çocuk Erciyes'in eteklerinde mi oturuyor? Bir sorsana. Anladım. He. İyi vurabiliyorsan iyi. Konuşuyor mu? Canlı canlı yapıyor. Bakalım. Anladım. Yabancı gelmedi sesler. Anladım gençler anladım. İyi kesebiliyorsanız babanın saçını iyi yani. Ha, şimdi soğuk ya şimdi kısa kesilmez. Saçlar üşürsünüz soğuk yani şu anda. Anladım. İyi. Bana diyeceğiniz bir şey var mı? Kendine dikkat edin tamam mı?